Beyninizi test etmek ve yaklaşık yaşını hesaplamak ister misiniz? O zaman bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Beyin gücünüzü test edecek 5 bilmecemiz var. Her görev için maksimum 20 saniyeniz olacak. Sonuçları bulmak için mümkün olduğunca hızlı cevap vermeye çalışın. Sonrasında beyninizin genç mi yoksa yaşlı mı olduğuna bakalım. Hazır mısınız? İşte başlıyoruz. 1. Bu iki fotoğrafa yakından bir göz atın. İkisinde ortak olan iki hata var. Bakalım bulabilecek misiniz? Bulabildiniz mi? Eğer hala göremediyseniz fotoğrafları ters çevirip tekrar bakalım. Garip değil mi? Gözler ve dudaklar ters. Başlar aşağı olmasına karşın gözler ve dudaklar düz duruyorlardı ama beyniniz bunu algılamadı. Onları alışık olduğu pozisyonda algılamaya devam ettiniz. Sizi şaşırtmak için farklı fotoğraflar kullanmadım. Aynı fotoğrafları ters çevirdim. İsterseniz ekranı ters çevirip bakabilirsiniz. İkinci soruya geçelim. Bu tişört üzerinde kaç delik vardır? Kaç tane delik saydınız? Kollarda 2 tane var. Boyun kısmında bir delik daha var. Alt kısmındaki deliği de görmeliyiz. Yine düğme deliklerini de unutmayalım. 3 düğme deliği var. Ve tişörtün üzerindeki delikten arka taraf gözüküyor. Bu ön ve arkada birer tane olmak üzere 2 delik daha olduğu anlamına gelir. Toplamda 9 delik var demektir. Gelelim 3. soruya. Bu ağacın ismi nedir? Ağacı tanıyabildiniz mi? Bununla beraber üzerinde kamufle olmuş canlıyı görebildiniz mi? Ne dersiniz? İyi kamufle olmuş gibi. Sıra 4. soruda. Bakalım bu soruyu 5 saniye içinde halledebilecek misiniz? Buradaki hata nedir? Buradaki hata sayılarla ve renklerle ilgili değildi. Soru cümlesindeki soru işaretinin eksikliği idi. Fark etmediyseniz beyniniz bunu otomatik olarak tamamlamış olabilir. Gelelim son soruya. Hangi dal daha uzundur? Elbette üstteki dal daha uzundur ama bazı koşullar altında insanların neredeyse hepsi yanlış cevap vermişlerdir. Baskı altında kaldığında pek çok insanın çevresindeki insanların yanlış cevaplarına uydukları gözlemlenmiştir. Yapılan deneylerde neredeyse herkes işbirlikçi deneklerin bilerek verdiği yanlış yanıtlardan etkilenmiştir. Özellikle ilginç olan etki altında kalan neredeyse tüm deneklerin sonrasında çoğunluğun kararından etkilenmediklerini iddia etmiş olmalarıdır. Çevresindeki kişilerin verdikleri kararlara farkına bile varmadan uymuşlardır. İnsanlar genellikle tıpkı alışkanlıktan dolayı itaat etme eğiliminde oldukları gibi yine benzer şekilde uyum gösterirler. Daha fazla bilgi için yazarı Stuart Sutherland olan İrrasyonel kitabındaki 4. kısım olan uyumluluk bölümüne göz atabilirsiniz. Şimdi beyniniz ile ilgili yorum yapabiliriz. Eğer soruları 20 saniye içinde bulamadıysanız ya da hiç cevap veremediyseniz, bu olgun bir kişinin beynine sahipsiniz anlamına gelebilir. Bariz şeylerin ötesindeki ayrıntıları görmekte zorlanıyorsunuz. Değişime karşı dirençlisiniz. Ama hemen kötümser olmayın. Olgun beyne sahip olmak kötü bir şey değil.
olgunlaşmak daha derinlemesine düşünen bir beyne sahip olmak için bir yönüyle gereklidir. Eğer sorular 20 saniye içinde veya daha kısa süre içinde bulabildiyseniz, bu genç ve esnek bir beyne sahip olduğunuz anlamına gelebilir. Küçük detayları hemen fark edebiliyorsunuz demektir. Yeni durumlara kolayca adapte olabiliyorsunuz şeklinde yorumlanabilir. Tekrar belirtmekte fayda var. Olgun beyne sahip kişiler üzülmesin. İnsan hayatta en az bir kez genç olur ama olgun olmayı hiç tecrübe edemeyebilir. Siz de sonuçlarınızı videonun yorumlar kısmında paylaşıp kendinizi diğerleriyle karşılaştırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.